Dünyada ve İslam coğrafyasında olup bitenlere baktığımızda kadercilik, fatalizm, determinizm gibi kavramları konuşmak üzere bir araya gelmiş olmak anlamlı mı sizce? Yani niye bunu konuşma gereği hissettik? Böyle bir forum yapmaya gerek duyduk. Anlamlı bir teşebbüs mü? Evet. Teşekkür ediyorum. Bir kere kader, yani insanın kendisini ve geleceğini merak etmesi bütün insanlığın ortak problemi. Sadece Müslümanların bir problemi değil. Çünkü insan yaratılışı gereği meraklı bir varlıktır. Gelecekte neler olacak, nelerle karşılaşacak bunu merak etmektedir. Ve aynı zamanda özgür iradeye sahip olduğunun bilincindedir ve geleceğini programlamak, planlamak isteyen bir varlıktır. Onun için hem bir yönüyle geleceğe merakla bakar, hem de kendi hayatını yaşadığı an içerisinde ve geleceğe dönük olarak planlamaya çalışır. Buradan hareket edecek olursak, tabii ki günümüze geldiğimizde, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşanan hadiseler karşısında insanlar yılgınlığa düştüğünde, çaresizlik içerisinde kaldığında ve sorunlarla mücadele etmekte acize düştüğünü hissettiğinde, çoğunlukla faturayı kendi dışındaki bir otoriteye, bir güce, bir kaynağa atfetme eğilimindedir. Bu bütün toplumlarda var olan bir eğilim ve düşüncedir. İnsan bunu yaparak rahatlamaya çalışır. Ama biz geçmişte ve günümüzde başarılı olan toplumlara ve bireylere baktığımızda güçlü bir iradeye sahip olduklarını, hem toplum olarak hem birey olarak güçlü bir iradeye sahip olduklarını, yılgınlık, çaresizlik içerisinde beklemek yerine yeni hamleler yapma arzusu içerisinde olduklarını görmekteyiz ve her başarının arkasında güçlü bir iradenin, azmin, kararlılığın ve yılmadan devam eden bir çalışma azminin bulunduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda, tabii ki özellikle bugünlerde bu konuyu tekrardan gündeme getirmek ve üzerinde durmak yararlıdır. Niye? Çünkü yani ben derslerde bile öğrencilerime bunu anlatamıyorum. Yani bir olay olduğu zaman bu diyor bir imtihan aracıdır. Dolayısıyla biz imtihan ediliyoruz. Allah işte ilerlemiş toplumları, Avrupa'yı böyle imtihan ediyor. Bizi de böyle imtihan ediyor. Burada bunu bizim, yani ilahiyat eğitimi alan öğrencilerimiz söylüyor ki sokaktaki vatandaş, diğer insanlar da nasıl düşünüyor? Tabii ki belki daha katı bir şekilde bir çaresizlik içerisinde olayı kadere hamletme durumu söz konusu. Onun için bu konunun gerçekten aydınlatılması gerekiyor. İmtihan nedir? Kader nedir? Bizim Kadercilik üzerimizdeki özellikle gücün bizim hayatımızı hangi alanlarda programladığını, hangi alanları bize bıraktığını, sorumluluk duygusu taşıyan bireyler olarak bizim sorumluluk alanımız nereye kadardır ve ötesi nedir? Bunları bilmemiz ve buna göre bir kader inancı bağlamında yeniden bir eğilim ve tutum geliştirmemiz tabii ki çok yerinde bir davranıştır. Hocam, aynı soruyu size sosyolojik açıdan baktığınızda toplum böyle bir programı dinlemeye, izlemeye, bilgilenmeye hazır mı ya da hazır olması gerekir mi? Neden böyle bir programa ihtiyaç var? Aslında hocam temel olarak kaderin veya kaderciliğin ne olduğuna bir bakarsak bu sorunun da zaten cevabı kendiliğinden ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi tabii farklı farklı tanımlar yapılabilir olmakla birlikte temelde kader insanın anlam ihtiyacına binaen bir cevap olarak duruyor gibi. Yani başınıza gelen en sıradan bir olayda bile bu benim başıma niye geldi? Nedenlere ilişkin bir takım sorular o gündeme gelebiliyor. Yani insan anlam üreten ve bu ürettiği anlamlar çerçevesinde yaşayabilen bir varlık. Dolayısıyla onun bir anlam ihtiyacı var ve kaderci açıklamaların veya kadere ilişkin açıklamaların da bu ihtiyacı cevap olarak durduğu söylenebilir. Bununla birlikte bir adım ötede aslında kader anlayışı ve onun toplumsal bir uzanımı olarak ele alabileceğimiz kaderciliğin bir dünya görüşü olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir öteki aşamada bir paradigmaya dönüşebildiğini de görebilmekteyiz. Şimdi bir dünya görüşü olduğu andan itibaren aslında insanların gündelik hayatta, gündelik hayatın çeşitli boyutlarıyla düşündüğümüz zaman ekonomiden siyasete kadar uzanan bütün alanlarda kaderciliğin veya kadere ilişkin düşüncelerin etkili olduğunu, yansımaların olduğunu görebilmekteyiz.
Tabii pratikte baktığımız zaman özellikle kadere ilişkin inançların veya düşüncelerin ya da kaderci yaklaşımların nereye kadar bir problem, nereye kadar işte insanın hayatla, olaylarla başa çıkmasında etkili, başa çıkma mekanizması gördüğü işlevi tartışmalıdır. Hı. Yani gündelik hayatta kim zaman kaderin, hocamın da belirttiği gibi kaderci açıklamaların başa gelmiş ani beklenmedik, özellikle anlam, inanç sistemini zedeleyen durumlarda başa çıkma aracı olarak başvurulduğu görülebilmektedir. Hı. Ama bir adım ötede özellikle gelecek için kader veya kaderci tutumlardan hareketle baktığınız zaman geleceğe, o zaman da bazen afyon işlevi görebilmektedir. Hayat ve olaylar karşısında pasif tutumları tetikleyebilmektedir. Bunu burada isterseniz bırakalım. Bu önemli, evet, bir noktaya geldik. Onu bir anda geçmek istemiyorum. Başa çıkmaya ikiniz de vurgu yaptınız. Evet. Fakat bu başa çıkma ifadesi psikolojik bir kavram malum. Fakat kader meselesi pek çoğumuza göre imanın altı esasından biri. Doğru. Evet. Peki neden bu kadar önemlidir iman, kadere iman? Evet. Ne oluyor da işte İslam'ın imanın altı şartından biri haline geliyor? Ona önemli kılan nedir hocam? Evet. Aslında yani kader söz konusu olduğunda en önemli konulardan bir tanesi. Buna şeyi de ekleyebilirsiniz, evet, hocam. Kazayı muhtemelen aynı şekilde kaza ve kaderi de konuşmuş, anladım, olacaksınız. Anladım, kaza ve kader. Zaten bunlar birbirini tamamlayan aynı kavramlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok enteresandır. İman esaslarının anlatıldığı yerlerde, mesela Bakara 177'de, hı, anlatılır, Nisa suresi 136'da iman esasları arka arkaya, hı, sıralanır. Ama burada açık olarak kadere iman zikredilmez. Hı. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de kadere imanı çağrıştıran pek çok ayet-i kerime vardır. Kelamcılar da, kelam alimleri de eserlerinde genelde kadere imanı böyle müstakil bir başlık olarak ele almamışlardır. Yani insan fiilleriyle ilgili konuları işlerken kaderi de arada bir problem, bir konu olarak ele alırlar. Kadere iman esas itibariyle bizim Allah'a imanımızla doğrudan alakalı bir konudur. Çünkü kader, kaza ve kader kavramları Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla doğrudan ilgili kavramlardır. Çünkü yaratıcı Allah'tır. Her şeyi yoktan O var etmiştir. O varlığa bir düzen vermiştir. Varlık O'nun koyduğu ölçüler. Zaten kader kelime anlamı itibariyle ölçü demektir, hı hı, miktar demektir. Bir şeyi planlamak, programlamak anlamına gelir. Hı. Kaza ise hüküm ve yaratma anlamlarına, bilgilendirme anlamlarına gelir. Şimdi kazayı Eşariler ve Maturidiler kelam tarihi içerisinde birbirlerinin yerine kullansalar da genel olarak ben Maturidilerin tanımından hareketle söylemek isterim. Kaderle başlayalım ilk önce. Kader, Allah'ın her şeyi kuşatan bilgisiyle, ben burada özellikle ezeli bilgi kavramını kullanmamaya özen göstereceğim Kemal Bey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu ezel kavramı geçmez. Çünkü ezel, biz insan olarak zaman ve mekan kategorilerine bağlı olarak düşündüğümüz için, zihnimiz buna alışık olduğu için ezel kavramını bir yere oturtamıyoruz ve dolayısıyla Allah'ın bilgisiyle davranışlarımız arasındaki ilişkiyi kavramakta zorlanıyoruz. Bunun içindir ki özellikle Kur'an hiçbir zaman ezele atıfta bulunmaz. Ama Allah'ın her şeyi kuşatan bilgisinden, eyvallah, bahseder. Dolayısıyla Allah kuşatıcı bilgisiyle zamansız ve mekansız olarak, zamandan ve mekandan münezzeh olduğu için Allah-u, hı-hı, Teala olacak olan bütün olayları özellikleriyle, nitelikleriyle, bunun altını çizmek lazım. Hı-hı. Yani bir olay nasıl olacaksa, hangi mahiyette ve keyfiyette ortaya çıkacaksa onu o şekilde kuşatıyor ezeli bilgisiyle, kuşatıcı bilgisiyle daha doğrusu demek lazım. Ve ona göre takdir ediyor, planlıyor, programlıyor. Çünkü başlangıçta sadece O vardı. Hiçbir şey yoktu ve O yaratıcı iradesi ve kudretiyle bilgisinde olan her şeye hayat verdi. Ve bu hayat bulan varlıklar içerisinde insana özel bir konum, bir mekan belirledi. İnsanı özgür bir varlık olarak yarattı ve ona tarihi oluşturma, bunun altını çizmek lazım. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumuzda bunu açık bir şekilde görürüz. Yeryüzünde Allah, hani melekleri diyor ya, ben bir halife yaratacağım. Bunu da halife, bizim bildiğimiz yani selefin ardından gelen kimseden ziyade ya da siyasi anlamından ziyade Allah'ın iradesini yeryüzünde gerçekleştirmekle sorumlu olan kimsedir. Büyük bir sorumluluk. Tabii büyük bir sorumluluk.
Dolayısıyla insanoğlunun yeryüzünde yeryüzünü ıslah ve imar etme gibi çok önemli bir görevi ve misyonu vardır. İşte bu görevi yerine getirecek özelliklerle Allah Teala insanı donatmış ve ona özgür bir irade vermiş. Sadece bu noktadan kalktığımız zaman bile Kur'an'ın insana geniş bir özgürlük alanı açtığını, ona tarihi oluşturma, tarih yapma gibi önemli bir misyonu ve görevi yüklediğini ve bununla ilgili bütün kabiliyetleri ona verdiğini açıkça görebiliriz ve söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz kadere iman ettiğimiz zaman Allah'ın bu kuşatıcı bilgisine, Allah'ın her şeyi her türlü yaratmayı bildiğine iman etmiş oluyoruz. Yoksa bizim yapacaklarımızı levh-i mahfuza yazdığı alın yazımız orada belli. Biz oradaki senaryoya göre burada hareket ediyoruz. Böyle bir iman değil bu asla. Yani Allah'ın ilmi, iradesi ve kudretiyle varlığa hayat veren yegane varlık olduğunu, onun dışında başka bir yaratıcı olmadığına imanı anlamalıyız. Ya bu anlaşılmadığı için, yani kader sadece işte geleceğin Allah tarafından planlandığı şeklinde bir inanca dönüştüğü için biz kadere imanı anlamakta da zorlanıyoruz. Sonra, hocam teolojik olarak konuyu izah etti. Sizce toplumsal karşılığı, toplumda bunun nasıl bir karşılık bulduğu hakkında ne söyleyebiliriz? Tabii, böyle bir izahın. Bu şekilde mi anlaşılıyor toplumda? Şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer kaderi Allah'ın bir şeyi takdir etmesi ve ona hükmetmesi olarak anlarsak, yani başına bir ilah kavramı koyarsak, bunun sadece dinlere has bir inanç olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hemen hemen bütün büyük dinler de bu kadere ilişkin bir takım şeylerden bahsediyorlar. Hatta birçoğunun kaderci öğelerden arındığını dahi söylemek mümkün değil. Bununla birlikte aslında kader inancının ilah kavramının olmadığı kültürlerde ve toplumlarda da bir karşılığının olduğunu görebiliyoruz. Ha bizdeki anlamıyla itibariyle veya terimsel karşılığı itibariyle, terim olarak karşılığı itibariyle kader diyebiliriz. Ama aynı düşüncenin veya insan hayatını kuşatan, onu yöneten mevhum bir güce atfın bütün kültürlerde yer edindiğini görebilmekteyiz. Bu haliyle baktığımız andan itibaren artık kaderin ilahi teolojik boyutu veya felsefi boyutu bir tarafa, bir toplumsal karşılığı olduğunu söyleyebilmekteyiz. Madem bütün kültürlerde vardır, o zaman bu insanlığın veya toplumsallığın bir ürünü olarak devreye girmiştir. Bu aşamada kaderin bir iman esası olup olmadığı konusunda yanılmıyorsam bir takım tartışmalar var. Var evet. Bir tartışmalara, ama biz olduğunu farz ederek olduğunu programa başladık. O tartışmalara girmeden şunu söylemek istiyorum. Eğer bunun gerçekten böyle olmasını gerektiren bir takım toplumsal şartlar varsa, siz onun iman esası olmadığını söyleseniz dahi belli bir süre sonra toplum onu zaten iman esası haline getirebilir. Ki pratikte gördüğü işlevlere baktığımız zaman, tabii problemli boyutları itibariyle değil ama az önce başlarken söylediğimiz anlamda özellikle insanın gücünün sınırlarının ötesinde gelişen ve anlam inanç sistemini zedeleyen ve anlaşılır kılınmaya muhtaç problemler karşısında kadere başvurmak bir başa çıkma aracı olarak ele alınabilirse, o ele alınabilirliği ölçüsünde de aslında insanın sosyal bilişsel dengesinin, zihinsel dengesinin yeniden kurulması, hayata, öncelikle dünyaya, topluma yeniden adapte olabilmesi, realiteyle ilişkisinin yeniden düzenlenmesi açısından insan aklını ve zihinsel gelişimini, bilişini koruduğu söylenebilir. Eğer dinin gayelerinden biri de insanın aklını korumaksa, bu manada bir inanç kullanmasını sağlamaksa, bu manada kaderin bir inanç esası olarak toplumsal bir karşılığının olduğunu söyleyebiliriz.